Hakikaten selamun aleyküm arkadaşlar. Yani sizler de hoş geldiniz diyeyim. Şimdi öğrencilik döneminde ben de böyle çok oturdum. Konferans dinledim. Gittiğim yerlerde. Birçoğunda da uyukladım. Tarihi hikaye anlatıyorlardı çünkü. Dolayısıyla bizler tarihten öğrendiklerimizle öğrendiklerimiz bize bugün de ne olduğunu anlatamıyorsa bir yanlışlık vardır. Çünkü bizim inancımız gereği eğer hakkı bilirsek batılı da teşhis ederiz. Dolayısıyla tarihi bilmek, tarihi anlamak, inancı anlamak, günde olup biteni analiz etmek, geleceği de tahmin edebilmek, üç aşağı beş yukarı. Çünkü Peygamber Efendimiz amcası Müslüman olduğunda ona Müslüman olmadığını söyle diyor. Çünkü şehirden bilgi alıyor. Ebu Sufyan'ın deve kervanını, ticaret kervanını takip etmek için Cüheyli sahabe ve onun yardımcısına birini daha veriyor. Adım adım takip ettiriyor. Müslüman olan kabilelerden 2-3 kişiye Müslüman olmadık deyin diyor, açıklayın. Ve acayip bir istihbarat ağı kuruyor. Günümüz istihbarat ve güvenlik konsepti üstüne kurulu. Tarihimize baktığımızda bu işi en iyi Peygamber Efendimiz yapmıştır. Adım adım herkesi takip etmiş, herkes de her an bilgi almış, aklı kullanmış. Kur'an'da ne diyor? Şüphesiz ki akıl sahipleri için diyor sıkça, değil mi? Dolayısıyla bakın siz burada hepiniz değişik üniversitelerde, değişik branşlarda, fakültelerde öğrencilersiniz. Geleceğin söz sahibi olacaksınız. Bu nedenle tarihe doğru bir bakış açısı getirmeden bugün anlayamayız. Bugün anlamazsak geleceğe kör kalırız. Ben şimdi size burada çok kısa bir tarihten bahsedip sonra günümüzde ne oluyor? Kim kimdir? Sonra da gelecekte muhtemel ne olacak? Şimdi bizde şöyle bir şey var. Gaybı Allah bilir deyip kestirip atıyoruz. Öyle değil. Mesela bir suyu dökün. Bu suyu buradan aşağı dökün. Su gider. Buradaki elektrik prizine içine girerse yangın çıkar. Patlama, elektrik yangın çıkarsa herkes bu tarafa doğru koşar. Kapı orada. İzdiham olur. Efendim, burada bir takım yaralanma olursa sağlık ocağına doktor gelir. Eğer doktor o gün işten kırmışsa bir kere yakalanır. Polis gelir. Binanın ruhsatı var mı yok mu belediye gelir. Nerede senin yangın şeyin falan filan. Yani muhtemel olabilecekleri peşine görebilirsiniz. Dolayısıyla bu gayipten haber değil, Allah'ın bize vermiş olduğu cüz'ü aklın kullanılmasıdır. Tarihteki savaşlarda da Türklerin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Müslümanların savaşlarında hep oyun kurmuşlardır. Yani bizim meşhur bir hilal şeklimiz var. Düşmanı böyle geri çekiyor gibi. İşte bunlar çalışılmış senaryolar. Şimdi batıya baktığımızda Avrupa'nın, Amerika'nın arka planında think tanklar var. Bunlar enstitülere bağlı. Enstitüler vakıflara bağlı. Aynı zamanda üniversiteler var. Yapı şöyle. Tepede bir vakıf var. Amerika'da. Altında bir enstitü var. Onun altında 100'den başlayıp 200-300'e giden think tanklar var. Think tank ne demek? Düşünce kuruluşu. Ve bir tarafta da üniversite var. Üniversiteden iyi olanlar think tank'a geçiyor. Think tank diye olan enstitüye yukarıya doğru gidiyor. Sonra istihbarat aktarılıyor. Yani akıl seçimi var. Dolayısıyla oradaki mekanizmada çocuğa ders verilir. Yüksek lisans tezi ya da lisansta ödev verilir. Türkiye, İran kapışırsa efendim savaş sonucu ne olur? Harita nasıl şekillenir? Kim ne kadar zarar görür der. Bunu da lisans tezi olarak da yayınlanlar dergilerde. Bizim buradakiler bağırır. Bak bizi parçalamak istiyorlar diye. Yani evet bizi parçalamak istedikleri doğru ama
Oradaki mekanizmayı bilmemiz lazım. Biz nasıl başladı? Hazreti Havva, Hazreti Adem karşısında kim kandırdı? Şeytan. Şimdi biz Hazreti Havva, Hazreti Adem o süreçte peygamberler, peygamberimiz Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Osmanlı o çizgiyi biliyoruz. Peki diğer kandıran çizgi nerede? Şu an. İşte o kandıran çizgiyi o gün takip edip şu an nerede olduğunu bilmemiz lazım. Kur'an'da var şeytan. Yani bu hayal meyal bir şey değil ki. Yazmış Allah. Dolayısıyla Batı'nın ve Doğu'nun tarihini kabaca bilmemiz lazım. Hele de son 300 yılı biraz daha iyi derinden bilmemiz lazım. Ne oluyor? Bize anlatıldığı gibi değil birçok şey. Şimdi Doğu'nun kavramıyla Batı'nın kavramıyla Doğu anlaşılamaz. Felsefe var Batı'da. Doğu'da tefekkür var. Felsefe, akıl, mantık, düşünce, zeka. Ama tefekkürde kalp ve ilham var. Artı. Yani akıl, mantık, zeka, düşünce var ama bir de kalp ve ilham var. Dolayısıyla bizler Amerika'da ne oluyor? Önce size onu anlatayım ben. Bugün dünyadaki olup biten birçok şey Amerika'daki kavga kaynaklı. Amerika'da Trump'ın temsil ettiği bir ekol var arkasında. Evangelistler, Hristiyanlığın, Protestanlığın bir kolu. Amerika'daki nüfusunun %73'ü Hristiyan, bunun %47'si Protestan, bunun da neredeyse tamamı Evangelist. Artı Siyonistler. Evangelistlerin Amerika'daki nüfusu 100 milyondan fazla. Siyonistler eden Yahudi nüfusu da 6 milyon. Ve Ku Klux kafatası ırkçı örgüt var. Naziler var. Kurumsal olarak FBI, Pentagon, yerel polis yani şerifler Trump'ın arkasında. Bunlar beyaz Amerikalılar. Bunlar diyor ki 20. yüzyıldaki denge kalsın. Amerika 20. yüzyılda kapitalist bir Amerika var. Hristiyan ahlakı var. Roma devlet nizamı var. Jandarma biziz. Eli sopalı. Dünyayı zaten sömürüyoruz. İstediğimiz gibi herkese ayağı veriyoruz. Bu böyle kalsın diyor. Fakat karşısındaki Silikon Vadisi'nin yatırımcıları aynı zamanda finansçılar diyor ki bizim 21. yüzyıl dünyası için yeni planlarımız var. Amerika bu plan için küçük kalır. Bu nedenle 21. yüzyılda New World Order, yeni dünya düzenine geçeceğiz. Bunun adı kapitalizmin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Bunun adı küreselleşme. Küreselleşme sadece ekonomik bir kavram değil. Dini ve ideolojik bir kavram. Size küreselleşmenin arka planının ne olduğunu, dijital dünya ilişkisini ve bunun bizimle ilişkisini anlatacağım. Şimdi Trump'ın karşısındaki finansçılar pagandır dini. Yani Hristiyan değil bunlar. Güneşe tapanlar, mecusi kökenli, Zerdüşt. Karışımdır yani. Mesela BBC binasının Londra'da böyle yuvarlak bina ortasında güneş tanrısı Helios'un heykeli var. Batı'daki, Avrupa'daki, Amerika'daki hanedanlar kendi dinini, kendi örgütlerini, Hristiyanlıktaki tarikat yapılarını aynen dünkü gibi, 1000 yıl önceki gibi koruyorlar. Batı'nın halkı ile yönetenlerin bir alakası yok. Halk Batı'da zurnanın son deliği. Dolayısıyla Batı'yı, Amerika'yı tanırken devlet yapısını bilmezsek boş yere havanda su döveriz. Şimdi Mel Gibson'in bir filmi vardı, Cesur Yürek. İzleyen var mı içinizde Cesur Yürek'i? İzlediniz. Şimdi Cesur Yürek de diyor ki, film nasıl başladı hatırlayın. Bir sahne var. Kral adına ilk gece hakkını almaya geldim diyor. Kadın evlenirken ilk gece diyor, kral adına benim olacak. Bu mecusilikte var. Yani mecusilikte kral, Tanrı'nın yeryüzünde temsilcisi,
ve evlenen kızla ilk kral beraber oluyor. Onu günahsızlaştırıyor. Kendi inancına göre kocasına günahsız teslim ediyor. Şimdi İngiliz filminde bunun ne işi var? Çünkü İngilizlerin kökeni İran'dan gelmedir. Kelt'tir. Bakın şu an Musul'da Ninova bölgesi var. Orada Yezdaniler, Asuriler, Keltler var. Bunlar Hristiyan da değil. Pagan, güneşe inanırlar. Yıldızlara taparlar. Dolayısıyla Musul'da şu anki olan savaşın en önemli nedenlerinden biri Batı'nın hanedanları, paranın sahipleri, dini ve genetik atalarının peşinde. Yani bu topraklar bizim de diyorlar ve orada özel bir devlet kurmak istiyorlar. Şimdi Batı'da %1'lik denen kesim kendi arasında organize olmuş. Yani Illuminati, Malta şövalyeleri, tapınak şövalyeleri, cizvit papazları, masonlar falan filan sayın. Üç piramit şeklinde giden, Amerikan dolarında da o göz resmi var, meşhur. Lucifer'in gözüdür o, şeytanın. Yani hakikatin bir rahmani boyutu var, bir şeytani boyutu var. Bunlar şeytani boyutunda. Hakikati biliyorlar ama diğer tarafta yer alıyorlar. Ve bu kitle dünya üstünde kendince insanlığa bir ayar vermek istiyor. Para bu kitlede. Dünya finans sistemini son 300 yıldır kuran bunlar. Amerika'yı kuran bunlar. Kendi arasında organize. 1776'da. Avrupa'yı şu an Avrupa Birleşik Devleti'ne çevirmek istiyorlar. Arka planda bunlar var. Bunlar pagan. Yani diyorlar ki biz seçilmişiz. Yeryüzünde Tanrı'nın temsilcileriyiz. Diğer herkes bize hizmet etmek zorunda. Bu nedenle çok bütün bakıyorlar. Tüm insanlığa yönelik proje geliştiriyorlar. İşte Trump arkasındakiler diyor ki biz Hristiyanız. Şükran günü yemeğimiz var. Sevgilimiz var. Aile yapımız var. Devletimiz var. Sen gümrükleri kaldırırsan, tek dünya devletine gidersen, ailemizi bozarsan biz bundan karşıyız diyorlar. Savaş dini ve ideolojik gidiyor. Şimdi teknolojik yatırımlar bu insanlar kar topunun ilk kar topunu atar, gerisi çığ gibi geliyor. Yani diyelim ki demir yolunu döşüyorlar, onun üzerinde giden trende hangi bayrak astığının hiçbir önemi yok. Yolun gideceği yeri belirlemeye çalışıyorlar. Peki 1000 yıldır bu insanlar hala canlı ve diri mi? Nakşibendilik kaç yıldır? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri kaç yıldır var? Kadirilik kaç yıldır var? Diri ve canlı değil mi? İşte onlarınki daha diri ve canlı. Çünkü onlarınki madde bölüşüm esasına dayanıyor. Bizim şimdi cemaat yapılarımızda efendim haritayı alıp şurayı sen al, burayı ben alayım öyle bir paylaşım yok. Eline, biline, diline sahip ol. Allah iyiliği emri çerçevesinde iyilik yap diyor. Ama Batı'da öyle değil. Kendini üstün varsayıyorlar. Şimdi 1776 Amerika kurulurken ilk sembolü Anka kuşuydu. Phoenix kuşu. Sonradan kabul ettirmediler. Yani küllerinden doğacak şeklinde. 20. yüzyıla dahaki dünya düzeninde kapitalizm, dolar dünyanın hakimiyet parası, iletişim teknolojileri var. Amerika sembol. Şimdi diyorlar ki bu yüzyılda yeni bir devrim geliyor diyorlar. Buna 4. sanayi devrimi deniyor. Birincisi buharlı devrim. İkincisi elektrikli devrim. Üçüncüsü bilgisayarlı devrim. Yani otomotiv üretim. Dördüncüsü otonom üretim. Yani kendi kendini üretim. Yani yapay zeka. Yani robotla üretim. Yani içine girdiğimiz dünyaya 4. sanayi devrimi diyorlar. 4. sanayi devriminde şimdi televizyonlarda, gazetelerde ne görüyoruz? İşte robotlar işimizi kolaylaştıracak, işimizi hızlandıracak, çok para kazanacağız diyorlar değil mi? Aslında palavradan şey, işi
Bu olayın ekonomik yönüyle değil, robotlar birçok kişiyi işsiz bırakacak. Robotlar toplum hayatına, insan hayatına sokarken, işte deminki su döküldüğünde neler olabileceğini anlattığım gibi önceden çalışılmış bir senaryo var. 20. yüzyıl kavramlarını değiştiren nasıl bir sosyalleşme süreci olacak? Mesela şimdi robotlarla evlilik yasaları hazırlıyorlar. Çin'de milyonlarca robotla üretilmiş. Yani 2018'den itibaren piyasaya sürecekler. Büyük şehrin yalnız insanlarını robot evlendirmeyi düşünüyorlar. Sarışın, esmer, şarkı söyleyen, bulaşık yıkayan, yapay kas yaptılar. Kadınlık fonksiyonu gören. Şimdi bu önemli bir strateji. Şimdi Twitter'da ben paylaşıyorum ara sıra. Hocam dırdırt etmez bu diyorlar. Ben bundan evlenirim diye geçen bir tanesi yazmış. Şimdi burada arka maç şu. Bu yüzyılda bu mekanizma aile yapısına, insan fıtratına, devlet şekline, vatan sevgisine, cemaatlere karşı bir saldırı var. Nedir? Cemaat olun diyor değil mi Peygamber Efendimiz? Çünkü cemaatlerdeki şey ne? Birlik var, yardım var, sevap var. Bizim milletimizin en büyük özelliği anında organize olup mazlumun yanında olmasıdır. Bakın Kuzey Irak'ta bir deprem oldu. Aynı gece Kızılay hemen örgütlendi. Battaniye, çadır hepsini gönderdi. İşte 20. yüzyılda dijital dünya ile planlanan şey birey yapmak insanı. Ailesinden, akrabasından, cemaatinden, hısımından, aşiretinden kopartıp birey olursa dijital dünya, sosyal medya üzerinden ben onun beyniyle oynarım diyor. Mesela 20. yüzyılda dünyada yönetirken şöyle bir şey vardı. Farklı coğrafyalarda, farklı din, halk dini İslam'dır dinlerde FETÖ benzeri yapılar kuruyorlar. MUN tarikatı ilk 1952'de Güney Kore'de kuruyorlar. Tarikatın ilk görevi Hristiyan cemaatler arası diyalog. 4 yıl çalışınca diyorlar ki tamam Hristiyan cemaatler arası diyalogda başarılı olduk. Artık dinler arası diyaloğa geçelim diyorlar. Ve dünyanın her tarafında görüşmeler yapıyor. 1960'da Türkiye'ye giriyorlar. Türkiye'de de bir muhatap bulalım. Sonunda CHP Genel Sekreteri Kasım Gül'e temsilci buluyorlar. Kasım Gül'e de FETÖ'yü tanıştırıyor tarikatla. Avrupa'da Opus Dei var. İspanya kökenli bir papazın kurduğu. Amerika'da demin evangeliklerden bahsettim ya. O var. MUN tarikatı Güney Kore'de şimdi onun hocası Amerika'da FETÖ'nün villası gibi bir villada yaşıyor. Yani malikanede. Onun da Samanyolu televizyonu var Amerika'da. Bunlar yıldız tabucu olduğu için güneş de bir yıldızdır. Hep uzayla ilgilidir. Feza, Samanyolu falan filan. Bu paganlıktan geliyor. Şey olarak da. Şimdi dün Habertürk'te dün Putin analizi yaptım. Orada da bir yıldız vardı. İşte o da aynı şey. Şu kızıl yıldız hikayesi de aynı. Bakarsanız bunlar sembollerle gidiyorlar. Yani Hazreti Allah'a taklit ediyorlar. Ben gizli bir hazineydim bilinmek için yarattım diyor ya. Bunlar da ifşa etmeyi seviyorlar kendilerini. Hem de çok önceden. Hiç sağlık gizli yok. Rahmani bir akıl bunların ne yapacağını çok rahat bilir. Dolayısıyla burada aklı kullanmak derken niye kullanmaya ihtiyacımız var? Bize sopa çeken, üstümüze yürüyen kim olduğunu eli analiz etmemiz lazım. Körü körüne Siyonistler diye bağırmanın çok anlamı yok. Şimdi her şeyi Siyonizme bağlıyoruz ya. Siyonistler küçük kalıyor. Çünkü Siyonistlerin hedefi Nil Fırat arasını biz almak istiyor. Vaat edilmiş topraklar diyor. Ama bu paganlar tüm dünya bizim diyor. Hazreti Allah'la savaşıyor. Kur'an'la savaşıyorlar. Diyorlar ki bir süre sonra bu dijital dünya projesinin sonunda ey Tanrı sen yeryüzünü yarattın ama biz teslim aldık. Bak gen teknolojileriyle
sipariş bebekle üreteceğiz. Senin yarattığın insanın fıtratını değiştiriyoruz. Aile kavramını değiştiriyoruz. Sen şimdi altın yarattın. Biz de dijital para, Bitcoin benzeri para üretiyoruz. Altın değerinde yeni madencilik şekli yapıyoruz filan gibisinde. Dolayısıyla paralelci kavramı buradan geliyor. Her şeye, Hazreti Allah'a karşı paralel bir dünya. Şimdi bizim dünyamız nedir? Dünya. Bir de rüya alemimiz var. Bir de inandığımız ahiret alemi var. Bunlar da sanal alemi de biz haşa yarattık diyorlar. Herkes sanal aleme gelsin. İşin esprisi biraz da bu. Ruhunu kopart. Topraktan bağını kes. Bakın Anadolu'nun farklı şehirlerde gidin köylerinize. Bağlarda, bahçelerde kimse yok çocuklar. Herkes internetle şehre taşınmış. Yaban domuzları bahçelere gelmeye başlıyor. Çünkü bu da bir strateji. Mega şehirlere insanları toplayarak da 21. yüzyılda tüm insanlığı idare etmek istiyorlar. Şimdi bu projelerde Google önemli bir yer tutuyor. Size Google'un 5 tane projesini sayacağım ben. Gerisini anlayın. Birincisi, biz diyor insan hafızasını bilgisayara aktaracağız diyor. Çalışmalarımızı başlattık. Son aşamaya doğru geliyoruz diyor. İkincisi, Google'un robot projesi. Paralel insan. Robotlara artık mimikler yaptırıyorlar. Yapay kaslar verdiler. Düşünce gücüyle hareket ettiriyorlar. Ben diyor hafızayı alırım robota yüklerim diyor. Üçüncüsü Google Glass gözlük projesi. Gözlüğü taktığınızda bir süre sonra ne görüyorsanız bulut sisteme yükleyecek. Sizin paralel robotunuzda bulut sistemden siz ne görüyorsan o da görecek. İsim neydi? Şimdi Hakan'ın diyelim robot Hakan yaptılar. Böyle bir saçları filan elbiseyi koydular. Hakan İstanbul'da, robotu Ankara'da. Hakan burada ne görüyorsa robot onu görecek. Robot Hakan. Dördüncüsü, bu dünya tüm dijital tabanlı olduğu için internet tabanlı. Eğer biri interneti keserse diye önlem alıyorlar. 2020 yılına kadar Google'un Loom projesi ve balon tüm dünyaya ücretsiz Wi-Fi verecekler. İlkini bu ay Porto Rico'da başlattılar. Herkese ücretsiz internet. Beşincisi, Google'un alfabet projesi içerisinde yeni bir alfabe devrimi getiriyorlar. Yeni bir dile dönüştürmek istiyorlar. Facebook'ta kullanmış olduğumuz Twitter'da ağlama gülme işaretleri emoji alfabesi. Kitaplar yazılmaya başlandı. Bu bir alfabedir. Türk Telekom'un tam bu milli filan diyor ya. Milli filan değil. Alfabeyi değiştiriyorlar. Dili değiştiriyorlar. 2045'te tüm dünya ortak dile geçecek. Alfabe. Şimdi I love you. Ben seni seviyorum. Derken emoji karşılığına I erkek resmi ben. Love, kalp, you, kadın resmi. Dolayısıyla bu paganların, kabalistlerin 4000 yıl önceki alfabesi. Hani şu tarihi yazıtlar taşların üstüne sembollerle çizilir ya. İşte onlar. Sembollerle konuşma. Dolayısıyla dil kaybolursa düşünce kaybolur. Düşünce kaybolursa hakikatla muhatap olamayız. Dil, düşünce arasında bir hakikat var. Şimdi Google'un 5 projesi, 100 projesi var yaklaşık da. 5 projesinden bahsettim. Bir de Elon Musk, Cumhurbaşkanımızla görüştü, geldi hatırlarsınız. Elon Musk bu yıl bir şirket kurdu. İnsan beynini bilgisayara bağlayacağım dedi. Çalışmalara başladık. Biz şimdi 4.5G'deyiz. Bu da 7G olarak geldiğinde biz bunu bağlarız diyor. Yani hacklenebilir insan. Sadece bilgisayar değil. Senin beynini de hackleyecekler. Çalışma olarak da. Şimdi Google'un yöneticisi Ray Kurzweil var. Bunun geçen sene 2 tane kitabı çıktı. Diyor ki biri
bir zihin yaratmak diyor. Yani tüm dünya için yeni bir zihin, yeni bir düşünce şekli, yeni bir format. Kitabın ismi bu. İkincisi de insanlık 2.0 diyor. Tanrı'nınki 1.0, bizimki 2.0 diyor. Tanrı insanı yaratırken malzemeden çalmış diyor. Kalın bir kitap. Çürük yaratmış diyor. Biz diyor şimdi gerçek insanı üreteceğiz, yaratacağız diyor da haşa. Organ marketler açacağız diyor. Akciğeri git yarım saatte değiştir diyor. Eklemini işte iskelete yapacağız. Gözüne akıllı lens koyacağız. Ta uzağa göreceksin. Kulak frekansını yükselteceğiz. Duyuyu artırsın. Dünya büyük bir gürültüyle dönüyor ama biz duymuyoruz frekanstan dolayı. Efendim eklem yerlerine ben özel şeyler koyacağım. Acayip koşacaksın 10 kilometre hızla diyor. Dolayısıyla diyor, bu Tanrı'nın yarattığı insan değil. Bu diyor, biz yarattık diyor. Bu insanın gerçekliği değişiyor diyor. O zaman diyor, yeni bir din lazım diyor. Tanrı'nın yarattığı dinle güme gidiyor diyor. İşte dinler arası diyaloğun amacı insanı buraya getirip monte etmek. Fethullah FETÖ'nün 2013'te Belçika'da bir diyalogçular toplanıyor. Orada ezandan Peygamber Efendimiz'i çıkartıyor. Bunların niyeti şu, ya işte peygamber, aynı Tanrı'nın çocuklarıyız. Peygamberleri kaldırırsak biz anlaşırız. Yani her şey, biz aynı Tanrı'nın çocuklarıyız demeye getiriyor. Bir süre sonra hakikati kaybettirip tamamen insanları yeni bir din. Onun adı da transhümanizm. Şimdi 4.5G ne diyoruz? Nesnelerin interneti diyoruz. Yani evde iki buzdolabı internete bağlı, bilgisayar bağlı, efendim fırın bağlı, her şeyi internete bağlıyoruz. Ve kendimiz de bağlıyoruz çip taktığımızda. Yeryüzünde 3 tane platform var. Fiziki platform, biyolojik platform, bir de dijital platform. Bunun üçünü birleştirirsem diyor, her şey bir olur diyor. Teknolojik tekillik, singularity diyorlar İngilizce. Şimdi bu paganların, kabalistlerin inancında her şey bir var. Biz de tarihe referans gidelim. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin vahdidi vücudu var. Ben oyum diyor. Ama sonra diyor ki benim seviyeme gelmeyen bunu konuşmasın diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri vahdidi vücut değil, vahdidi şuhud diyor. Ben o değilim. Ondanım diyor. Bu kabalacılar ben oyum diyor. Yani İslami referans verdim anlamanız için. İslam'la alakası yok. Ben oyum diyor. Her şey bir. O da bir enerjiden çıktık diyor. Şimdi insana biyolojik bir çip takılırsa, biyometrik bir çip vücuduna, çipin dışındaki cihaz fiziki platform. İnsan biyolojik platform. İçindeki veri akışı dijital platform. Her şey bir. İşte bu dijital dünyadaki teknoloji yatırımcıları kendi inançlarını icra ediyorlar. Eskiden Yunan felsefesi, Alman felsefesi vardı. Teorik düşünceler, varsayımlar, çıkarımlardı. Ama bunlar biz icra ediyoruz düşündüğümüzü diyor. Yeni nesil felsefe. Şimdi niye çip takmak istiyorlar son noktada? Avustralya hükümeti çip kampanyası başlattı. Herkesi üstün insan yapalım diyor. Çin'de şimdi herkese bir yüz tanıma sistemi geldi. Sokakta yürüyen herkesi ekrandan görüyorlar. Yani sokakta yürüyen kişinin alnında ekranda ismi yazıyor. Şimdi bu selfie yapıyoruz ya böyle üç boyutlu. Bir yüz tanıma sistemine entegre oluyor otomatikman bunlar. Yani biz şu an tanıyor sistem. Yurt dışında bir süre sonra giderken kimlik sormayacak. Hakan'a kimliğin ne demeyecek. Otomatik tanıyacak sistem yüzünden. Hakan geldi diyecek. Hakan'ın Facebook'ta şu kadar arkadaşı var. Twitter'da bu kadar arkadaşı var. Ondan onu yazmış. Bundan bunu yazmış. Otomatik sistem refere verecek. Hakan güvenli mi? Geç. Güvensizse çip takarım sana diyecek. Çünkü çip taktığında ne oluyor? Bir süre sonra çip takılan insanın nabzı durdurulabilir. Yani kalbi.
halüsinasyon gösterilebilir. Oturduğu yerde hareket ettirilmeyebilir. Tarihte baktığımızda firavunlar kölelerini ne yapıyordu? Zincire vuruyordu. İşte modern firavunların torunları da şimdi tüm yeryüzü insanlığını köle görüp punduna getirip herkese çip takma peşinde. Çip takılırsa merkezi bir sistemde herkes görülüyor. Kalkuk eden tuşa basıldı mıydı sağ dışı kalacak. Şimdi ilk çip takma olayı Avustralya'da hükümet bazında başladı. Amerika'da, Avrupa'da şirketler başlattı. Ama tahmin ediyorum en büyük operasyon Çin'de gelecek. Şimdi 20. yüzyılda Amerika üstünde kurulan finans dengesi aynı ekip Çin üzerinde kuruyor bu dengeyi şu an. Yükselen bir Doğu, yükselen bir Çin yok. Yükseltilen bir Çin var. Çin'deki de bu fırfırlar. Aynı ekip. Amerika'dan aldıkları gücü, yani Amerika'ya verdikleri akıl gücünü, finans gücünü şimdi Çin'e yatırıyorlar. Hem oradalar hem oradalar. Dolayısıyla bu yüzyılın en büyük ekonomik projesi bir kuşak bir yol projesi. İpek yolu eski adı 70 ülkeyi kapsayacak. 8 trilyon dolar yatırım yapılacak. Bu Çin'de üretilen bir malı 12 günde Avrupa'ya taşıyacak. Burada da kilit köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Çünkü oradan geçecek tren. Alibaba.com'un CEO'su bir açıklama yapmıştı. Bizden alışveriş yapın, 24 saatte dünyanın her tarafında mal teslim edeceğiz diyor. Şimdi Çin'den yapıyorsunuz, size 24 saatte teslim. Bu nasıl olacak? İşte bu yüzyılda lojistik şehir modelleri planlıyorlar. İnsanlık için 3 tane şehir modeli. 1- lojistik şehir, 2- smart akıllı şehir, 3- mega şehir. Lojistik şehir şudur. 7 Haziran seçim öncesi CHP bir şehir projesi vardı. Belki hatırlayanınız olur. O. Ne AK Parti ne CHP anlamadığı için kimse yorum yapmadı. Tek makaleyi ben yazdım. Bu küresel fırfırların şehir projesi ne oluyor dedim yani. Çünkü o şehir projesinde merkez ülke Türkiye diyor. Bunlar Suudlara da vermişti. Suudi Arabistan'a. Onlar da merkez ülke Suudi Arabistan diyor. 7 dakikalık video aynı. Merak edip baksalar İkisinin aynı elden çıktığını görürler. Fakat Türkiye maalesef ki arka planı bilmediği için Batı'yı niye alındığını bilmiyor. Şimdi 3 tane şehir modeli dedik. Bir lojistik. Ne olacak bu? Türkiye'de Mersin, Kocaeli, Ege'de 3 tane şehir. Hızlı trenle sürekli mal gelecek. Depo. Dağ gibi depo. Yani orası tüm ürünlerin olduğu yer. Şimdi CHP ne demişti o zaman? İşte iş bulunacak falan filan. Ya iyi de senin marketine rakip geliyor. Senin markette 5 liraya satan şeyi adam o şehirde yığmış 2 liraya satıyor. Diyor ki sen kredi kartıyla ya da işte dijital parayla online internetten satın al. Ben sana bunu drone ile ulaştıracağım diyor. Mal teslimatı zaten yakında. Drone'un eli olacak artık. Öyle şey falan yok yani. Çünkü önümüzdeki çok uzun sürmeyecek bu süreçte. Adam diyelim ki Kocaeli'nden kaldırdı drone'yi. Senin her mahalleye bir depo kuracak. Getirdi Feriköy'e. Buradaki spor sahasına indirdi. Orada geldi sana malını teslim etti. Şimdi burada Çin 1,5 milyar nüfusu var. 2 milyara yakın. 1 milyar 300 milyonu aç zaten. 60 dolara çalışıyorlar. 30 kişi bir odada yaşıyor. Bazı köylerde tasarruf olsun diye iki kişi bir kadınla evleniyor. Böylesine şeyden yoksun, insanlıktan bitmiş bir yer. Böyle bir yeri şu an tamamen ele geçirdiler. Ve çip de taktıklarında iş bitecek. Dolayısıyla Silikon Vadisi, San Francisco'daki Silikon Vadisi, know-how üretilen yer, bilginin üretildiği yer. Patentin alındığı yer Çin endüstriyel atölyeler. Çünkü insanlık ucuz, işçi ucuz, hızlı trenle de teslimat var. Dolayısıyla şimdi birçok farklı alanlardan giderek bir
şey ya, kafanızda bir şeyleri hayal ettirmeye çalışıyorum. Belli bir sistematikte olmadığını düşünebilirsiniz ama belli bir sistematikte anlatıyorum ben size. Şimdi bu yüzyılda dijital dünya projesi bunlar. Bunun adı New World Order, yani yeni dünya düzeninin adı aslında dijital dünya projesi. Şimdi smart şehirler nedir? Akıllı şehirler. Her şehrin kenarında, büyük mega kentlerin kenarında smart şehirler. O şehrin ileri gelenlerini, zenginlerini, üst düzey bürokratlarını smart şehirde toplamak istiyorlar. Çünkü öksürseler smart şehir, akıllı şehir ekrandan görülecek. Tuvalete gitse ekrandan görecek. Yani bu gelişmişlik mi? Tüm mahremiyetin kaybolması. Bir de mega şehir var. Mega şehirde de yığınlar, fakirler, orta haliler falan onları toplayıp tüm internet ve tüm frekansların altında sanal dünyayı endeksli bir şekilde yönetmek istiyorlar. Dijital dünya ideolojik ve dini bir proje. Sadece teknoloji olarak bakmayın. Yani bizim milletimiz bu olayı internet filan dedin de hemen bilgisayar mühendisi falan filan diyor. Tamam, olayın teknik yönü var. Bir araba olayının, araba endüstrisinin dünyaya getirmiş olduğu sosyolojik değişiklikleri hesap ederken artık orada mühendis ya da tamircinin bir önemi yok. Sosyolog gerek, psikolog gerek, yani din adamı gerek bu işleri yorumlayacak. Dolayısıyla dijital dünyayı biz sadece bilgisayar mühendislerinden ya da teknik adamlardan göremeyiz. Onlar tamirci. Onlar kendilerine verilen görevi yapar. Ama bu süreci yöneten akıl pagan şu an yeryüzünde. Bizim milletimizin, devletimizin bu topraklarda henüz daha bu olayı anlamadığı için gelişiyoruz demekte öteye gidemiyoruz. Ama gelişmiyoruz. Gelişen teknoloji ama gelişen insani değerler değil. Merhamet, vicdan, sevap, günah, yardımlaşma, bunları yok etmeye çalışıyor bu adamlar. Robotla evlendirmeyi, robotlaştırmayı, çip takmayı düşünüyor. Büyük bir kumpaslar insanlar anlayan aslında. Dolayısıyla şimdi Amerika'daki kavga bu yüzyılda küreselcilerle kapitalist arasındaki kavga. Küreselciler pagan, kapitalistler Hristiyan. Kapitalistler sömürgeci, küreselciler zihin istilacısı. Tüm yeryüzünün operasyonu çekiyorlar. Mesela İsrail Siyonist'tir, Netanyahu. Ama Soros küreselcidir, Siyonist değil. İsrail'e çatıp duruyor. Yani her şey İsrail merkezi, düşünmeyin. Daha büyüğü var. Yani çünkü bu adamlar tüm yeryüzünü istiyor şeyden. Yani İsrail'in hedefi Fırat Nil arası vaat edilmiş topraklar diyor. Şimdi şu soruyu hep soruyorlar. Amerika neden İsrail'e bu kadar destek veriyor? Onun cevabı 6 milyon Amerika'daki Yahudi değil. 19. yüzyılda John Nelson Darby diye bir papaz var. Protestan. Buna diyorlar ki Papa sen ne bekliyorsun? O da diyor ben Mesih bekliyorum diyor. Hazreti İsa Mesih gelecek. Yeryüzüne barış gelecek diyor. Huzur gelecek. Tamam da diyorlar. Tanrı'nın eski ahitte verdiği sözler var. Bunlar yerine gelmeden Mesih gelmez diyorlar. Nedir onlar? Bir, İsrailoğulları devlet kuracak. İki, yeryüzünde itibarlı olacak. Herkes itibar edecek. Üç, vaat edilmiş topraklar alınacak. Fırat Nil arası. Dört, Süleyman Tapınağı yeniden yapılacak diyorlar. Süleyman Tapınağı'nın bir kısmı bugün Mescid-i Aksa'nın altında. Bu papaz John Nelson Darby İngiltere ve Amerika'da kullanılan Scofield İncil'ine Tanrı'nın sözüymüş gibi bu dört maddeyi ekliyor. İşte Amerika'daki evangeliklerin nüfusu 100 milyondan fazla, devlet bürokrasisi, Pentagon, FBI, şerifler evangeliktir. Bunların İsrail'e yardım etmesindeki ana amaç Hazreti Mesih'i getirmektir kendilerince. Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar bir noktada. Baba Bush, oğul Bush,
Ronald Reagan, şu an Trump'ın yardımcısı Mike Pence evangeliktir. Önemli valilerin büyük çoğunluğu evangeliktir. Halkla yönetim kademesi ayrı. Şimdi Amerika'da, Avrupa'da eğer bir tarikatın şeyde arka planda, bunu İslami tarikat ya da cemaat olarak algılamayın, bir ezoterik örgütün, yani gizli örgütün yoksa bir yere gelme şansın sıfır. Bizde var bak. Erdoğan'ı bulun, baba oğlu, emme oğlu falan filan vekil olursun. Batı'da yok öyle bir şey. Batı'da halkla bu sistem çok ayrı. Halkın dünyadan haberi yok. Kendi şarkısını, türküsünü söylüyor. Medyanın %95'i tekeldir. Sosyal medyada da öyle. Dolayısıyla bizim dünyayı algılarken ne yapıyorlardı? Şimdi ne oluyor mesela? Lübnan'a Suudi Arabistan hücum ediyor. Katar'a hücum etti. Dünyanın en büyük doğalgaz sahası Doğu Akdeniz'de. Libya, Filistin, İsrail, Yemen'den de başlıyor. Suriye, Katar. Bu açıklarda. İsrail diyor ki ekonomisi çok kötü. Batak. Amerika ile beraber pazar nerede? Avrupa'da. Avrupa %30 dışa enerjiye bağımlı. İsrail diyor ki biz diyor tüm bu ülkelerle anlaşıp kontrol altımıza alalım. Avrupa'nın enerji güvenliğini elimizde tutalım. Suudi Arabistan'la ekonomik yönden böyle bir anlaşma yapıyor. Amerika'nın himayesinde. Şimdi Suudi Arabistan müftüsü açıklama yaptı. İsrail'e saldırmak caiz değil dedi. Efendim Filistin'e prens, veliaht prens Filistin'de İsrail'in projesine evet değil diyor. Çünkü burada Trump endeksli kapitalistlerle küreselcilerin hinterlandı, etki alanı farklı. Mesela Suudi Arabistan'da tutuklanan prensler küreselci. O Walid Talal denen adam Twitter'ın %43 ortağı. Şu an tutuklandı ya. Twitter'ın %43 ortağı. Citibank'ın ortağı. Hillary Clinton'ın şeyi, yatırımcısı. Aynı zamanda dünyanın en büyük petrol şirketi Suudi Aramco. Bunu da Çin'e pazarlamak istiyordu. Çin Amerika zaten Çin'le kapışıyor. Çünkü Çin Amerika'nın içinde ilgileri. Diyor ki Amerika Trump, biz diyor küreselleşme istemiyoruz diyor. Amerika'nın karşısındakiler Çin üstünden küreselleşme istiyor. Suudi Arabistan petrol şirketini Çin bir taraftan çekiyor. Amerika bir taraftan çekiyor. Ortada kral var. Bir de diğer prensler var. Kral var. Mecburen Trump'a boyun eğiyor. Çünkü 1 trilyon dolar parasını el koydu Amerika. Bunu fırsata çevirip oğlunun genç yaşta kral olması için rakiplerini tutuklatıyor o arada. Trump'ın isteği üzerine. Şimdi diyor ki Trump, siz diyor Katar'a çakın. Niye Katar'a çaksınlar? Katar, bak böyle bir körfez var. Katar burada, İran burada. Ortada Pars doğalgaz sahası var. Dünyanın tek parça en büyük doğalgaz sahası. Çin petrolü nereden alıyor? İran'dan. Doğalgazı Katar'dan. Petrolü Venezuela'dan alıyor. 50 milyar dolar para verdi Venezuela'ya Çin. Petrol almak için. Peşin verdi. Ne yaptı Amerika? Gitti. İstikrarsızlıkta petrol üretemiyor artık doğru düzgün. Şimdi Katar'la İran, Suudiler Katar kapışırsa İran devreye girecek. Kaos olursa ne olur? Petrol üretimi olmaz. Vücuttaki kan neyse bir sanayi için petrol odur. Dolayısıyla bu bölgede olan savaşların dini yön ayrı, ideolojik yön ayrı, ekonomik yön ayrı. Şimdi Amerikan doları petrol Amerikan dolarıyla satılıyor. 1971'de beri Suudilerle anlaştığı için eğer bizim 60 milyar dolarlık enerji harcamamız var yıllık. Eğer Suudlara petrol ver diyoruz, dolar getir diyor. Gidiyoruz Amerika'da dolar alıyoruz. Petrol dolarla satılmazsa Amerikan dolarının bir anlamı kalmayacak. Karşılıksız basılıyor. Yani bu 100 lira petrolü kimin alacağı kadar hangi para birimiyle satılacağı önemli.
Çünkü doların rezerv olarak kalması için petrolün ve ana ham maddeleri dolara satılması lazım. Amerikan ekonomisinin yaklaşık 20 trilyon dolar gayri safi yurt içi milli hasılası. Bunun 15 trilyon doları finans. Finans operasyonları. 14 trilyon doları, 6 trilyon doları reel üretim. Eğer dolar rezerv paralardan kalmayıp çökerse ne olur? Geriye kalır 6 trilyon dolar. Yani eyaletler birbirine düşer. Dolayısıyla küreselciler diyor ki biz dijital paraya geçeceğiz diyor. İlk Bitcoin'i ortaya attılar. Bitcoin modern projesi. Görüyorlar. Ne oluyor? Bitcoin'de de amaç dijital parada her şey bir. O da biziz. O da insanın kendisi tanrıdır. Bunu söylemeye çalışırken insanın kendisi değer üretebilir diyor. Yani altını Hazreti Allah üretti. Şimdi Bitcoin şu an 7 bin dolar civarında. Hiç olmayan bir şey. Arz talebi oluşturuyor. Değer ürettiriyor. Yarın bir gün diyecek ki Fenerbahçe coin, İzmir coin, efendim Cübbeli Ahmet Hoca coin diye böyle gidecekler. Çünkü hinterland olan, ekibi olan kendi parasını oluşturacak. Dolayısıyla diyelim ki şimdi Türkiye'deki Menzil grubunun cemaatinin 1 milyon bağımlısı varsa atıyorum. 1 milyon kişinin kullandığı para değerlidir. Yani parayla, devletle vatandaş arasında Merkez Bankası'nın organize bir para var. Devletin elinden parayı alıyor. Vatandaşa veriyor. Devlet de bağ kesiyor. Ve Bitnation diye bir olay var. Sen diyor sanal cumhuriyetler kur, onlara vatandaş ol diyor. Zaten paran sanal. Sen şimdi gittin, dedin ki Kanarya severler devletinin vatandaşı olmak istiyorum dedi. Pasaport diye bir şey kalmıyor zaten. Artık sanal olarak seni tanıyacak. Kimlik de kalmıyor. E para da dijital. Git istediğin devleti yol diyor. Bakın yeni bir dünya getiriyor. İşte bu dijital dünyanın devletle vatandaş arasındaki bağ kesiyor. Ulus devletlere gitmek için. Bunun amacı şu, tek bir dünya hükümetine doğru gitmek istiyor. Tek bir dünya devleti. Dolayısıyla dijital dünya çok boyutlu bir şey. Şimdi insan fıtratına nasıl operasyon yapıyorlar onu da söyleyeyim. Meksika'da geçen yıl bir ameliyat yaptılar. Anne karnına DNA emriyor da çocuğun DNA'sına başka bir kadının DNA'sını enjekte ettiler. Çocuk iki biyolojik anneli olarak dünyaya geldi. Ukrayna'da da üç biyolojik anneli, üç kadın mesajı. Bunu da gidip İngiltere'de nüfusa kaydettiler. Biz ne diyoruz? Cennet anahtarları ayaklarının altındadır. Hadistir değil mi? Şimdi üç tane anası var. İki tane anası var. Yani dolayısıyla nesep değişimi. Bakara 205 nedir? Onlar başa gelirse ekinleri, nesilleri değiştirir bu anlamda. Peki sorun bakayım bir hocaya. Hocam nesil değişimi nedir? İçki içiyor, civar içiyor. İşte hovardalık yapıyor falan filan der değil mi? Oysa ki burada baktığınızda başka bir tablo var. Şimdi cinsiyet teorisi çok duyacaksınız. Türkiye'de de gündeme gelecek. Bu kadın erkek eşitliği değil. İki erkek evlenirse aile, iki kadın evlenirse aile. Bu anlama geliyor. Sen diyor iki erkek evlen. İlk erkeğe de doğum yaptırdılar. Evlen diyor. Ben sana çocuğu gen bankasından istediğin gibi veririm diyor. Mesela bugün Avustralya'da bir referandum oldu. %61 eşcinsel evliliğine okey çıktı. Avrupa'nın tamamında çıktı. Kanada'da çıktı zaten. Aile kavramına operasyon var. Çocuk fıtratına bak. Justin Bieber, Amerikalı şarkıcı İstanbul'a geldi 2 sene önce. Yollar kilitlendi. Sanki Cumhurbaşkanı gelmiş gibi. Şimdi 20. yüzyılda sahte şeyhlerle FETÖ diyelim bir idoldü. Onun etrafında 1 milyon kişiyi topladılar. 21. yüzyılda da Justin Bieber artık sanal şeyler. Yeni şeyler hep bir gençliği onun peşine takıyorlar. Dolayısıyla bu dünyada oyun kurucu üst akıl diyor ya Cumhurbaşkanımız ya da kim. Bu üst akıl değil arkadaşlar. Şeytani akıl.
Üst akıl rahmani akıldır. Bu oyun kurucu aklı çözdüğümüzde, gördüğümüzde hangi alanda ne yaptığını, bunun çözümü var. Bu anlattıklarından sakın ki iş bitmiş falan demeyin. Şimdi telefon, yani iletişim iki yönelidir. Mesela Gezi Parkı'nda gol yedik, 15 Temmuz'da gol attık sosyal medya sayesinde, değil mi? Yani şuurlu olursak biz, şimdi teknoloji kullanıma hizmet eder. Mesela bıçak, kullananı doktorun elinde ne yapar? Tedavi eder. Katilin elinde ne yapar? Öldürür. Dolayısıyla bizler insani duygularımızı, kendi inancımızı, bu dünyanın geçici olduğunu, gerçek hayatın öbür tarafta olduğunu kendi silsile halinde öğrendiğimizde teknolojiye hükmederiz. Eğer bunları bilmiyorsak teknoloji bize hükmeder, bir robot evlenirsiniz yarın. Dolayısıyla şimdi geçmişe baktığımızda cebir, şu anki şeyin bilimin temeli cebire dayanır. Bir İslam aliminden geliyor. Silikon Vadisi'nde diyorlar, bir çocuk gitti, şöyle şöyle bir şirket kurdu, 100 milyon dolara sattı diyorlar. Evet, bunların hepsi doğru. Yani herkese ekonomik fırsatlar, herkese teknolojik fırsatlar. Ama bizim başka bir misyonumuz daha var. Yaşadığımız dünyada kötülükleri engellemek, zulmü engellemek. Bakın, Halep bir Müslüman şehri, Sünni şehri, Musul öyle, Mostar öyle, Rakka öyle. Karşıdaki Haçlı, Siyonist, küreselci şey, mekanizma, İslam düşmanlığı konusunda ortak hareket ediyorlar. Yani bugün Haçlı'nın temsilcisi kim dersen Trump'tır o, Haçlı'nın temsilcisi. Dolayısıyla küreselciler de diyor ki, maddi endeksli yeni bir din getirmeden önce İslam'ı yıkmak lazım diyor. Bu nedenle Müslümanların birliğini bozmak lazım. Aile yapısını bozmak lazım. Çünkü en büyük engel Müslümanlar burada. O da Türkiye. Yani sizlersiniz burada. Çünkü şurada giderken cebinizden biri şurada bir yere yapmış, hasta olsa ne yaparsınız? Hemen kaldırırsınız, doktora falan götürürsünüz. Değil mi? Yani batıda artık bu insani şeylik bitmiş. Ölen ölür, kalan kalır. Kimsenin umurunda değil. Kredi karta dayalı bir mekanizma var. Bizim burada, herhalde buradakilerin üçte birinin birbirine borcu vardır. 3 lira, 5 lira yani. Yemek ısmarlar birbirine insanlar. Cömerttir yani. Kadir şinastır, vefalıdır. Dolayısıyla yaşarken bizim insanımızı bize değer katan inançlarımız var. Ve şu öğrenciliğin tadını gelecekte bulamayacaksınız. Kıymetini çok iyi bilin. Benim şimdi baktığımda geriye, hayatımın en güzel yanları öğrenciyken olmuş. O bir keresinde Ankara'daydık, yeni mahalleye gittik dış kapıda. Bir arkadaşlara borç alalım diye. Gittik, evde yoklarmış. Cebimizde de dönüş parası yok. Yürüdük geri şeye kadar. Böyle güzel günlerimiz vardı. Bir keresinde bir arkadaşla karşılaştık. Sana bir de ispalayayım dedi. Olur dedim. Onda da para yokmuş. Bende de yokmuş. Yedik kaldık orada. Yani bundan unutulacak şeyler değil. Dolayısıyla yeryüzünde yaşamın amacı huzur. Huzurlu olabilmek için hak yemeyeceksiniz. Adaletli olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz diyor ya, komşusu atken kendisi tok yatan bizden değil. Dolayısıyla sıkça da söylenen bir şey var. Kul hakkıyla gelme diyor Yüce Allah. Şimdi batıdaki kurulan dijital dünyada bu kavramlar yok. Orman kanunu var ve adım adım kuşatılmak isteniyor. Dolayısıyla teknolojiye karşı değiliz. Teknolojiyi kötüye kullanan şer akla karşıyız. Biz teknolojiyi yardımlaşmada kullanabiliriz. İnsana daha iyi bir hayat ve fırsat sunmasında kullanabiliriz. Yarın bir gün farklı kurumların başına geldiğinizde teknoloji, dijital falan deyince hemen şu bizim bilgisayar mühendisini çağırın demeyin. O tamircidir. Bu işi yorumlayacak, anlayacak, devlete entegre edecek akla ihtiyaç var. Çünkü mesela
Kütüphane kurmak iyi midir? İyidir, değil mi? Ama sen şimdi törenle bir kütüphane açtın. Arkadaşlar, kütüphaneyi açtık ama benim size okutacak kitabım yok. İçine İngiliz, Amerikan kitabı koyayım derseniz bu iyi midir çocuklar için? Mesele kütüphaneyi şekil olarak açmak değil ki. Şimdi bizim de gençlere internet veriyoruz da kardeşim, senin internette bir şey mi var şu an? Bir içeriğimiz mi var bizim doğru düzgün? Yeni yeni oluşuyor. Dolayısıyla kapsayıcı akıl olması lazım. Şimdi içinde bulunduğumuz dünya bilgi çağı deniyor. Dijital dünya. Bunun ben dini felsefi yönünü anlattım. 20. yüzyılda Lenin'e parayı veren bunlar, Jacob Fish, ekip bunlar. Troçki Amerikan pasaportu veriyorlar. Rus çarı 2. Nikola'ya çöküyorlar. Rusya'yı ele geçiriyorlar. Allahsızlaştırma projesi Ortodoksluk'ta. Aynı ekip Abdülhamit Han'a çöküyor. 2. Abdülhamit Han'a. Aynı ekip. Ruslara çöken. Yani üstte bir akıl var 20. yüzyılda. Marx, komünizmin, sosyalizmin kurucusu, Marx'ın fikir babası, Marx'a onu anlatan, öğreten, Marx üstünden bilgileri yayan hocası Haham Moshe Hess'tir. Marx'ın hocası. Şimdi tabii Ortodokslar diyor ki, Rus Ortodoksların patrikhanesi, keleğe gelmişiz, Lenin'e mezarını derhal Rusya'dan çıkartın diyor. Yani şimdi Mao'ya parayı veren de bunlar. Çin'de. 20. yüzyılda Mao'yu da organize ediyorlar. Aşağıdaki minik minik solcu dergilerde filan yazan insanlar var. Yani Allah acısın. Yani ne diyelim? Siz fikirde en dibe inmeden gerçeği yakalayamazsınız. Çünkü şurada gidin bir simit satmaya kalkın. Şu panga altında. Ya zabıta gelir, ya oradaki diye simitçide yer. Hop, bura bizim mıntıkadır. Yeryüzünde aynen sahiplilik var. %1'lik maden sektörü, %1'lik finans sektörü, her sektörü %1'likleri 3 aşağı 5 yukarı aynı el. Standard Poor's, Moody's gibi derecelendirme kuruluşu, büyük bankalar, cemaat ve tarikatların elinde ama İslami olmayan. Şimdi çocuk arkasına asıyor ya, Harvard Üniversitesi, Harvard'dayım diyor, böyle gurur setlerde filan şeyde görüyoruz. Türkçe karşılığı Çarşamba Cemaat Üniversitesi'de yazmak durumu. Ya da Menzil Cemaati ya da Süleyman Hoca Efendi Cemaati gibidir. Çünkü Batı'da üniversiteler cemaattir genelde. Vakıf üniversiteler hepsinin bir karşılığı var. Devlet üniversitesi yok ya, öyle bir şey. Şimdi buradan gidiyor, bilim adamı çalışıyor, geliyor, diplomasını alıyor, hadi koçum güle güle diyorlar, geliyor Türkiye'ye. Ama onun bilimsel bilgilerini alıp kendi dini ve ideolojik amaçlarına kullanan bir mekanizma var. Şimdi ne diyor? Akıl bilim mi değil mi diyor. Hayatımda bu kadar salak bir soru bile rastlamam. Çünkü bilim aklın kullanılmasıdır. Dinle hiç kıyaslanmaz. Din hayatın kendisi. Akıl var, öbür de her şey dinin içinde. Allah yeryüzünü yaratmış. Ve aklınızı kullanın diyor. E aklı kullandığında keşif yapacaksın. Bilinmek için diyor, yarattım diyor. O zaman gizemleri de bulacaksın. Keşif. Dolayısıyla yani bilimle din kıyaslanmaz. Yani su mu, telefon mu? İki tane saçma bir şey bu. Şimdi bilim günlüktür. Yarın değişir her şey. Bilimin bilgisi mutlak bilgi değil, günlük bilgidir. Mesela NASA geçen yıl 2 trilyon galaksi olduğunu açıkladı. Her galakside milyarlarca yıldız var. Ben de altına yorum yapmıştım o zaman. Dedim ki eyvah, biraz daha küçüldük. Şimdi alemde neyi bilip neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Nerede durduğumuzu da bilmiyoruz. Bu nedenle bilim mi din mi tartışması yapan ahmağın önünde gidilir. Çünkü Müslüman'a Allah sürekli aklını kullan diyor. Şimdi bu fırfırlar, tepedekiler
kendileri hakikati biliyor, şeytani tarafında. Özellikle orta insanlığı bilime taptırıyor bilerekten. Kendileri kanalize ediyor bunu. Çünkü hakikatin araştırılmasını engellemek istiyorlar. Mesela İsviçre'de CERN var. CERN yazılır. Duymuşsunuzdur değil mi? Tanrı parçacığı ismi. Orada Hazreti Allah'ı arıyorlar. 1 milyar dolarlık proje. Ben bunu 2015'te yazdığımda bir tane fizik profesörü bu ne yobazlık falan filan dedi. Sonra CERN'den biri çıktı. Yobaz sensin dedi. Evet biz onu arıyoruz dedi. Türkmüş. Dedi ki adam açıklama yaptı. Şimdi fizik artık kuantum fiziği var. Atomun parçalanması. Şöyle düşünüyoruz buradakiler diyor. Doğaya Tanrı icabet ediyorsa doğanın kuantumda izi vardır. Onu arıyoruz diyor. Türkçesi bu diyor adam. Yani bilimin ana merkezleri neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Şimdi bizim hakikati aramayan, dibe inmeyen orta bir kesim var. Dünyanın her tarafında böyledir. Ben bilime inanırım diyor. Ya tamam biz dinleniyoruz. Bilimi de ötesi de var. Verisi de var bu iş. Çünkü bugün inandığı şey yarın yanlış çıkacak. Doğrulatılamıyor. Neyse. Şimdi genel çerçeveyi çizdim. Size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bundan sonra daha iyi anlamanız için biraz da soru cevapla devam edelim. Derim. Ne dersin hocam? Evet. Sorusu olan var mı? Buyurun. Çipli kimlik olayına ne diyorsunuz? Yani? Şimdi çipli kimlik olayı Türkiye'de erken başlatılmış bir olay. Tahmin ediyorum bir FETÖ projesi olarak başladı. Türkiye'nin o kadar çok hızlı dijitalleşmeye acilen bir ihtiyacı da yok. Sindirmesi lazım. Ama elinde sonunda olacak bir şey. Kaçışı da yok. Yani Türkiye biraz daha erken gitti. Deneme kobay olarak kullanıldık. Şu anda da yavaş yavaş geçiyoruz. Artık geride de kaldı. Çünkü şu görüyorsun ya bak burada anneciğim, anacığım çiğ köfte canım istedi de telefonla konuş. Google'dan sana çiğ köfte reklamı geliyor. Twitter'dan çiğ köfte reklamı geliyor. Tüm bilgilerimiz artık saklı gizli yok şu an. İçinde bulunduğumuz dünyada. Çipli kimlikte adın falan filan var. Burada sosyal medyada her şeyim var. Evet. Buyurun. Sen insanları dünyayı şu kadar yaradığı İsrail Siyonizm'e yönetiyor diyoruz ya. Bu yanlış bir yorum mu oluyor? Şöyle şimdi. Bu 90'lardaki yorumdu doğru. Rahmet Erbakan Hoca dünyaya bir vizyon kattı bu konuda. Hoca eğer şu an yorum yapsaydı başka bir yorum yapardı. Çünkü her bilgi o dönemde küreselcilerle Siyonistler bariz ayrışmamıştı. Ama şimdi giderek ayrışıyorlar. Küreselciler diyor ki senin diyor dinin vaat edilmiş toprakların eyvallah ama diyor biz tüm dünya insanlığına operasyon çekeceğiz diyor. Dolayısıyla bizim bölgemizde İsrail endeksli gidiyor Amerikan dış politikaları, Avrupa'nın. Ama küreselcilerin şeyi İsrail endeksli değil. Mesela İngiltere ile İsrail çatışıyor şu an. İngiltere küreselci. Ama Amerika full İsrail'in güvenliği endeksinde hareket ediyor. Bölgemizde İsrail çok önemli. Ama İsrail yeryüzünde tüm insanlığı için bu tip projeler geliştirecek çapta bir ülke değil. Küçük bir ülke. Bu yukarıda küreselcilerin büyük çoğunluğu Yahudi ama Siyonist değil, şeytani. Tüm dünyaya operasyon çekme peşindeler. Mesela Soros şu an İsrail hükümeti Siyonist İsrail'e kapışıyor ha bile. Evet. Yapay deprem teknolojisi bir şey var mı yani küreselcilerin elinde? Dedikleri yerde deprem çıkartabilmemiz bir teknoloji var mı? Zira onların maaşlarından birisi de nüfusu da azaltmak. Şimdi şöyle, Bill Gates diyor ki sıkça Microsoft'un kurucusu, önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde diyor Avrupa'da biyolojik bir saldırı bekliyorum diyor.
Şimdi yapay deprem teknolojisine bu adamların ben hakim olduğunu düşünüyorum. Belli noktalarda yapabilirler ama öyle o kadar basit bir şey değil. Bir de artık kendi aralarında ifşa ettikleri için birbirini ifşa ediyorlar. Bak Türkiye'de patlamalar kesildi. Niye? Çünkü kapıştılar bölgede küreselci, MI6, efendim CIA, birbirinin ifşasından korkuyorlar artık. Yapay depremin ellerinde teknolojisi olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler 1973 mi 76 mı tam hatırlamıyorum bir karar alıyor. Diyor ki iklimin ve yeri şeylerin silah olarak kullanılmasını yasaklıyorum diyor. Olmayan bir şeyi yasaklayamazlar. Karar var bu noktada. Ama bunlar tabii hiçbir yasağı dinlemiyorlar. Yani ellerinde öyle bir şey var ama o kadar rahat yapabileceklerini zannetmiyorum. Şimdi havada iklime sürekli sıplayıyorlar havayı. Gerektiğinde iletişimi kesmek için yağmuru yönlendirmeye çalışıyorlar. Ellerinde buna yönelik teknolojiler de var. Ama şunu biliyoruz ki sivrisinek Nemrut'u götürdü değil mi? Yani her türlü teknolojiyi üç noktada kullansalar da Amerika bu sene üç tane kasırga atlattı, önleyemedi. Doğrunun yarımısı Allah'tır. Ama bilmemiz lazım. Bunlar var mı yok mu diye ben var olduğunu düşünüyorum. Evet. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Bizim okulda genelde öğrenciler Microsoft'ta, Google'a vesaire girmek için mesela çırpındım ben. Evet. Hani mesela ben bu sisteme angaj olmak istemiyorum yani bu anlattığınız bu korkunç sisteme. Bunun için mesela biz kendi yerli milli manada ne yapmalıyız bu sistemin çarkından çomak sokmak için yani? Bu manada ne söylersiniz? Şimdi şöyle, teknoloji kullanana hizmet eder. Google'da çalış, deneyimini artır, öğren. Çünkü sen kendini yetiştirmişsen problem yok. Sonra, çünkü senin gibi bunun farkındalığı yüksek teknik adamlara ihtiyaç var. Yani şimdi Batı'da öğretmenler artık uygulama, matematik öğretmeni. Şimdi robot rahipler göreve başladı Budistler'de. Hristiyanlıkta da internette günah çıkartma dönemi başladı. Yarın robotlar devralacak. Bu tartışılıyor. Diyorlar ki papaza günah çıkartıyoruz. Papaz her şeyi biliyor, şantaj yapıyor. En azından robot papaz günah çıkartırsa böyle bir şey olmaz diyorlar. Şimdi bu teknoloji her alanda kullanılacağı için sen de uygulamayı olumlu yönde geliştirirsin. Git deneyimini artır. Hiç çekinme. Sistemin içinde, dışında zaten içindesin. Orayı Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir sözü var. Küfrün kaynağını bilmeyen gerçek imanda olmaz der. Şimdi küfür derken bu paygam falan filan değil. Şeytan. Dolayısıyla Batı'ya Batı halkı garibandır. Çok düşmanla gitmenin bir anlamı yok. Dünyadan haberi yok. Yani biz şimdi dijital dünyayı biliyoruz. Ne yapacağımız üstüne düşünmemiz lazım. Körü körüne küfretmenin hiçbir anlamı yok. Evet. Hocam şimdi bir ara dediniz hani Google'un, Facebook'un gelecek dünyasında bir rolü olacak. Hani evet. Facebook şu anda neredeyse herkesin Facebook'u var. Google da aynı evet. Şekilde hepimizin telefonlarında. Yani bizim bütün verilerimiz onlara gidiyor. Evet. Bir ara Elon Musk'tan da bahsettiniz. Hani bu adamın da çok çılgın projeleri var. Hani 2040 yılında ben Mars'a insan taşıyacağım diyor. Evet. Yani sizce bu adamın da bu projenin parçası mı bu adam? Ben bunu merak ediyorum. Yoksa kendi halinde bir çılgın mı? Şimdi çılgın değil. Biraz fırıldak. Şimdi böyle carçuk dediğim para toplamaya çalışıyor. Yani Elon Musk'a desen ki Elon'cuğum şurada para var gel koçum desen işi gücü buraya gelir. Her dediğine inanmayın. Palavra çok onlarda. Şimdi Bill Gates, Zuckerberg, efendim Hawking, bunlar projelerin parçaları. Zuckerberg, Amerikan başkanı olacak.
karısı Çinli. Özellikle Erkin'den hazırlıyorlar. Ama Elon fırfırdır. Acayip tezgahçı bir adam. Öyle anlattığı gibi de değil. Forbes'ta zenginler listesine giriyorlar ya. Parayı bastı sen de gir. İsim ne? He? Muhammed Ali nerede okuyordu? İTÜ'de. İTÜ'de çılgın Muhammed Ali diye Forbes'e kapak yaptırabilirsin. 100 bin dolar verirsen. Onun için. Şimdi bunların ne yaptığının önemi çok da yok. Bu insanlar kötü değil. Bu insanlar kendileri bilgiye hiç filan çok büyük resminin çok da farkında olduğunu zannetmiyorum. Çok zeki ve kendilerine verilen fırsatı iyi kullanan istihbaratın zaten. Yani Facebook'un kurucusu Zuckerberg değil ki. John Hopkins Üniversitesi'nde özel yetiştirilmiş biri NSA'dir. Amerika İstihbarat Teşkilatı. Üzerinde 30 yıl çalıştılar. Facebook bir cumhuriyet. Bak bu seçimlerde Clinton dedi ki bana Facebook'un yapay zekası seçimi kaybettirir dedi. Şimdi Amerikan Kongresi'nde bir komisyon kuruldu. Rusya Facebook'u kandırdı. Yapay zekayı kandırdı. Seçimi etkiledi diye. Google açıklama yaptı. 126 milyon dolarlık. Şimdi 126 milyon Amerika'ya erişti. Rus reklamları diyor. Dün Theresa May, İngiltere Başbakanı Ruslara çıkıştı. Ne yaptığınızı biliyoruz. Bu dijital dünyanın yapay zekasını kandırıyorsunuz bir program yazarak da. İşte şimdi mesela sormuştun ya. Bir program yaz, tüm Amerika'yı alt üst edebilirsin kafasını gençliği. Acayip fırsatlar var, tersinden de var yani. Bize şimdi operasyon çekiyorlar ama orada dijital dünyayla büyüyen kendi çocukları da var. Ruslar şimdi oturduğu yerden Amerika'yı hoplatıyorlar. Avrupa'yı şey yapıyorlar. Yeter ki doğru kullanırsın. Evet. Var mı başka soru? Buyurun. Hocam bir de ben sizi çektiğimden küreselcilerin uzaylılarla alakalı bir soruna dair zaman zaman. Evet. Bununla alakalı. Şimdi bunlar illüzyonist. Filmlerle 30 yıldır hazırlıyorlar. Amerika'nın son 10 yılda çevrilen filmlere bakın, bir de 10 yıl öncesine bakın. 10 yıl önce aşk filmleri çoğunluklu, şükran günü yemekleri, duygusal filmler. Şimdi robot indi, bindi, uzaylı falan filan. Şimdi bunlar DAEŞ'i kurdular. Burada operasyon yaptılar İslam dünyasında. DAEŞ'e saldırıyoruz diyor, alakası yok. Uzaylı terörist olursa ne olur? Family Guy. Çizgi film vardı. Göreniniz oldu mu? 16. sezon 5. bölüm. Orada Ayasofya'yı diyor tehlikeden baba diyor çocuk. O da diyor ki biz varken diyor bir şey olmaz diyor. Sonra uzaylı robotlar geliyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü patlatıyorlar. Şimdi benim söylediğim şeye ilk çizgi filme koydular. Dünya insanını kandırmak için sahte uzaylı getirmeyi düşünüyorlar. Diyelim bir tane uzay aracı geldi, indi. Kaçırdı içinizden birini. Ne yapacaksınız? Yani kimi suçlayacaksınız? Şimdi ne diyeceksiniz? NASA'ya gidip efendim uzaylılar kaçırdı bize yardım et. İşte herkesi kendine mahkum etmek istiyor adamlar. Aynen DAEŞ gibi oyun kuracaklar. Bir de gökyüzünde hologramla Hazreti İsa Mesih'i getirmeyi düşünüyorlar. Hologramla. Bu da uzun değil getirmeleri. Böyle bir projeleri de var. Kandırma üstüne kurulu. İllüzyonist. Bak artırılmış gerçeklik var. Sanal gerçeklik. Burada da diyor ki bak beynimizin, gözümüzün beyne veriyi aktaran şeyi Nevrus Opticus'tu. Onu kestin miydi? Kör. Ben diyor ona bilgisayar fişini takarım. İstediğim görüntüyü beyne veririm diyor. Başka bir görüntü veririm diyor. Dolayısıyla illüzyonistlik yapıyorlar. Evet. Devlet kavramını değiştirmek istiyorlar. Çünkü parayla ilişkisi kesilirse, vatandaşlık aidiyeti kesilirse, mesela Facebook, Twitter filan dünya çapında bizim devletimizi dinlemiyor. Facebook'ta işlenen suç hangi mahkemede yapacaksın? Adam Amerika'da, Facebook'ta, Türkiye etkiliyor. Devletin gücü yetmiyor onu yargılamaya. Devleti zor durumda bırakacak. Teknoloji geliştiriyor. Onda anlaşmıyorlar.
Dolayısıyla devleti bitirmeye yönelik. Çünkü devlet biterse devletsizliğin ne olduğunu Suriye'de gördük. Libya'da gördük. Akdeniz'in sularında binlerce Müslüman kardeşimiz resmen vefat etti. Şehit oldu diyelim hadi. Yani devletsizlik böyle bir şey. İşte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta görüyoruz. Şimdi bu bir proje. Macaristan Başbakanı Orban 3-4 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Avrupa'ya mültecileri Soros organize ediyor, para veriyor dedi. Çünkü Avrupa'daki devletleri de böyle karıştırmak istiyor adamlar. Sadece Türkiye değil ki devlet. Hristiyanlar da çakacaklar. Hristiyan terör örgütlerini göreceğiz gelecekte. Kendilerini korumaya çalışan. Evet, buyurun. Hocam konuşmanızda dediniz ki onlar teknolojiyi kötüye tüketiyorlar, biz iyiye tüketelim. Onlar teknoloji üreten taraf, biz tüketen tarafız. Siz de bu ülkede bir dernek başkanı olarak teknolojinin üretimi hakkında ne yapıyorsunuz, dernek ne yapıyor bu konu hakkında? Ve bu uygulamalar haricinde bu komple teorileri, bu açığa çıkarmalar haricinde bir üretiminiz var mı, bunu merak ediyorum. Şimdi komple teori derken, anlattığım komple teori olarak algılıyorsa söyleyecek fazla bir şeyim yok. Bunlar gerçek kardeşim. O fırfırlar insanların beynine komple teorisi diyerek aldatmaya çalışıyorlar. Anlattığımız hiçbir şeyde bir gram şey yoktur. Müslümanın aklı onu anlamaya yeter. Önde bunu şey yapayım. Bizim televizyonlarda komple teorisi diyenlere de parayla yaptırıyorlar. Aklı gözünde olan orta zekalılara inandırılır ancak bu komplo teorileri değil. Bizim derneğimiz bilgilendirme derneği, lobi derneği, icra derneği değil. Bak sizler işte yarın bir gün göreve geleceksiniz, anlatıyoruz sizlere. Şimdi bunu icra olacak yer hükümettir. Şimdi hükümetimizin de tepesindekiler bu yüzyıldan kalmış adamlar değil. Çünkü yaş gereği, vakit gereği bu dünyanın içinden çıkmadılar. Ama son 15 yılın gençleri dijital dünyanın içinde. 20 yıl sonra herkes burada olacak. Bunların beklediği şey şu. 20 yıl sonra Lady Gaga Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına aday olsa kazansın istiyorlar. Çünkü yapay zekanın ürettiği bir gençlik geliyor. Şimdi küresel yukarıdaki şeytani akıl kıs kıs gülüyor kendine komplo teorisi diyene. Ama o kadar para akıtıyor ki bu medyaya, bunu söyleyenleri kenara ittiriyor sürekli böyle diyerek de. Bu şeyi unutma. Biz de şimdi elimizden geldiği kadar bak rahatsızım. Ya biraz üşütmüştüm kusura bakmayın. Geldik burada gençlere anlatıyoruz. Efendim İzmir'deydik, iki konferansımız vardı. Dün akşam Habertürk'teydik. Yarın Ankara'da emniyetle toplantı yapacağım. Emniyetli üst düzey yöneticileriyle. Yemekli sohbet toplantımız var. 22'sinde Diyarbakır'dayım. Daha sonra Trabzon'dayım. Böyle çalışmalar yapıyoruz. Evet. Şu anda hocam Amerika'daki etkin küreselciler ve bu rolde kuzey küreselci de bu ilk sorduğumuz bir nazara bir tane daha bir soruyla alakalı bir soru. Siz Bitcoin'in küreselcilerin çıkardığını söylemişsiniz. Fakat aslında Bitcoin mantığı küreselcilerin bitirecek bir olay değil. Çünkü Amerika şu anda altın rezervinin birçoğuna sahip ve Bitcoin'le beraber altının değeri dünya çapında düşmeye sebep olacak. Artık para verilen adam ortadan kapılacak. Böyle bir şey neden küreselcilerin? Şimdi Amerika'nın ne dedi? 20 trilyon dolar civarında gayri safi milli hasılası var. Bunun 14 trilyon doları dolar operasyonlarından kaynaklanıyor, finanstan. Dolar kalktığında Amerika'nın reel değeri 6 trilyon dolar olacak dedi. Bitcoin doları kaldıracak bir şey. Amerika doları altın olmadan basıyor. Karşılıksız basıyor. Dolayısıyla Bitcoin'in de bir karşılığı yok ama doları bitiriyor. Çünkü herkes Bitcoin derken Bitcoin sadece biri. Yarın bir gün kaybolup gidebilir. Farklı farklı dünyanın her tarafında devletlerin dışında farklı cemaatler, spor kulüpleri, lobiler kendi parasını çıkartacak yarın. Ama en büyükleri ayrı olacak. O ayrı bir şey. Bu
küreselcilerin planladığı, organize ettiği dünya finans sistemini dijital dünyaya göre yeniden ayarlıyorlar. Dijital dünyada fiziki para kavramı yok. Online alışveriş gözünden ya da saatinden tık diye ödemeni yapacaksın. Vatandaşlık aidiyetini bitiriyor. Para şimdi Amerikan doları, Amerikan Merkez Bankası var değil mi? Her ne kadarsa bundan yönetiyor ama dijital parada sen eğer Türkiye'deki kuruluşlar Bitcoin'i ya da başka bir para, dijital para birbirini kabul ediyorsa istediğin parayı kullanabilirsin. Başka ne sormuştun? Amerika'daki şeyde şimdi Türkiye'de hakim güç kim derse değişiyor bu Türkiye'de hakim güç. 28 Şubat döneminde askerler vardı. 1000 yıl sürecek dendi. Küt diye gitti hepsi içeriye. FETÖ geldi. Kraldı. FETÖ da gitti. Şu an AK Parti hükümeti var. Yarın değişebilir. Yani bu bir mücadele sürekli gidiyor. Amerika'da da Amerika'nın kırsal kesimi, Trump'ın oy aldığı yerler, Hristiyanlar, Protestanlar, Pentagon, önemli Pentagon'un önemli yeri, FBI'nin önemli kesimi, şeriflerin önemli kesimi ulusalcı, Amerikancı, beyazlar bunlar. Ama Los Angeles'tan sonradan Amerika'ya giden Hispanikler, Afro-Amerikalılar, Türkiye'den gidenler, bunlar Amerika'nın daha demokrat yanında duruyor halk olarak da. Ama Amerika'daki finans ve teknoloji yatırımcıları küreselci. Dolayısıyla bir mücadele hali var. CIA 1/3 yani küreselci ağırlıklı. Bu nedenle her iki taraf var. Sürekli kapışma halindeler. Kendi kanaatim Amerika'da küreselciler diğerine galip gelir. Son noktada. Mesela şimdi Trump'la ilgili bugün parlamentoda dengesiz hareket ettiği için atom bomba, yani nükleer bomba kullanma yetkisini alalım diye kongrede bugün tartışılıyordu. Evet. Şimdi Çin'deki şey, Çin'deki olay Amerika'nın küreselci tarafı, para onları. Yani Çin'deki petrol madenlerinin %80'i Rockefeller'da. Efendim, Çin'deki sağlık yatırımlarının neredeyse tamamı İngiliz Russell ailesinde. Kuzey Kore lideri küreselci. Annesi İsviçrelidir. Kendisi İsviçre'de okutulmuştur. İsviçre dünya yönetiminde çok önemli bir yer arz eder. Uluslararası tüm organizasyonların büyükleri merkezi İsviçre'dir. Avrupa Birliği üyesi değildir. İsviçre'de nüfusun %8'i evlidir. İsviçre'de televizyon reklamlarında yabancı erkek ya da kadın deneyimi yaşayın diye reklam verilir. İsviçre'de dünyada tek bir ülkenin yer altından nükleer şeye karşı sığınağı var. Herkesin bir odası var. Nükleer savaşa hazır bir ülke. Küreselcilerin merkezlerinden biri. Ana merkezi. Dünya Gıda Teşkilatı, Sağlık Teşkilatı, FIFA, UEFA hepsinin merkezi İsviçre. Güya tarafsız, alakası yok. Çünkü onların yeri. Dokunulmaz. Orada özel yetiştirilmişti Kim Jong-un. Şimdi Amerika Çin'e yüklenince sen önce kimle bir uğraş diyorlar. Şimdi rahmetli Özal zamanında sizlerin yaşı yetmez de siz Küçük Turgut'la uğraşın önce demişti. Yani Küçük Turgut aslında torunuydu. Millet onu yanlış lanse ettiler. Şimdi Küçük Çin'le uğraş sen diyor. Tabii Türkiye'de yorumcular diyorlar ki Kim Jong-un Amerika'nın adamı. Bu sayede Amerika silah satıyor Güney Kore'ye, Japonya'ya falan diyor. Bu saçma bir yorum. Amerika zaten istediğine satıyor. Bak Erdoğan da gitti hemen kafa gol çekti. 12 milyon dolarlık uçak satıyorum sana dedi. Yani Amerika bu işi biliyor. Herkese satar. Evet. Buyur hocam. İslam tarihinde şeytanın iyiler, güzel diyelim, böyle davet toplantılarına katıldığını duyuyoruz. Aynı. Bu konuda başka bir şeye kalsın. Bu teknolojik keşiflerde eli var. O ayrı bir konu. Bugünün konusu değil. Çünkü çok hassas bir konu. Onu anlayacak için ciddi bir birikim lazım. Ya orada isimlerin çok bir önemi yok. Ben genel mantığı anlatıyorum.
Yani şöyle bir üçgen şeklinde giden mekanizma var. Google'dan taradığında zaten okuduğunda birçok şeyi görebilirsiniz. Mesela olaylara doğru soru sormadan doğru cevap alamayız. Olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Gömleğimizin ilk düğmesini yanlış iliklersek sonuna geldiğimizde bir daha aşağı doğru çözeriz. Burada ayak amacımız 21. yüzyılda dijital dünyada kim ne yapmaya çalışıyor? Onu anlatmaktı. Genel çerçeveyi de çizdik. Arkadaşlar bu kadar soru yeter. Çok teşekkür ederim. Sabredip dinlediniz. Umarım faydalı olmuştur. Gerisini merak edenler Twitter'dan beni takip etsin. Orada günlük analiz yapıyorum.